Aslında yıllardır insan hakları örgütleri, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri Türkiye'deki de antidemokratik uygulamaların kaynağının Kürt meselesi olduğunu ısrarla dile getiriyor. İnsan Hakları Derneği olarak biz de bunu dile getiriyoruz ve bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır her ayın ilk cuma günü barış nöbeti. Toplumun ilgisini biraz bu yöne çekmek ve barışın neden Türkiye toplumu için acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Diyarbakır Kent Koruma Platformu olarak bölgedeki tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek örgütlerine, barolara bir çağrı yaptık ve burada bir fikir jimnastiği yapılması gerektiğini, çünkü dediğim gibi Kürt meselesinin bütün diğer meselelerden bağımsız bir şekilde çözülmesi gereken en acil başlık olduğunu düşündüğümüz için ve aslında hükümetten talep ettiğimiz şeyi bugün burada yapmaya çalışıyoruz. Yani hükümetten, devletten bugüne kadar hep talebimiz meselelerin konuşarak, tartışarak çözümü konusunda bir iradenin ortaya konulması. Çok farklı anlayışlarda olan, çok farklı siyasi veya işte ideolojik görüşte olan kurumlar bir araya gelerek burada Kürt meselesinin çözümü konusunda neler yapılabilir, bu barış Türkiye'deki toplumsal barışın sağlanması için sivil toplumun üstüne ne düşüyor? Bunların konuşulup tartışılması için bir arada önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bölgenin ortaya koyduğu iradenin siyasetçiler tarafından da dikkate alınması gerektiğini, siyasi partiler tarafından, muhalefet partileri tarafından dikkate alınması gerektiğini ve acil bir şekilde adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ya bu konuda aslında muhatabın kim olduğu çok uzun yıllardır tartışma konusu. Konuşulan, tartışılan isimleri burada tekrar dile getiriyor insanlar şu an fikirlerinde. Tabii ki çatışan tarafların muhatap olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde çatışma çözümü konusunda temel bir ilke vardır. Savaşanlar kimse, barışı da onlar inşa etmesi gerekir. Tabii ki burada işte son yıllarda özellikle 2013 en yakın süreçte gerçekleşen bir müzakere, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü konusunda bir adım atılmıştı 2013 ve 2015 yılları arasında. Burada işte PKK adına PKK lideri Abdullah Öcalan ve devlet yetkilileri arasında görüşmeler yapılıyordu. Burada yine toplumda karşılığı olan sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kanaat önderlerinin de bu süreç içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu sürecin şeffaf ilerleyebilmesi için gerçekten üçüncü gözlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ancak muhataplık konusunda, toplumun bir bütünü konusunda, hani bunu bazı zamanlarda söylemek bazı kesimlerin tüylerini diken diken edebilir ama toplumsal bir gerçeklik ortada, tekrar söylemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Yani çatışan taraflar kimse, barışı da ancak onlar inşa edebilirler. Burada onlara yardımcı olacak üçüncü gözler, sivil inisiyatifler ve kanaat önderleri devreye girebilir. Her iki tarafın da kabul edeceği ve toplumun da kabul gördüğü kişi ve kurumların da bu süreç içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, biz sivil toplum kuruluşları olarak uzun zamandır gündemimizde olan bir konuydu. Kürt sorunun çözümüne dair. Sonuçta yani Kürt sorunu bir bütünen, hani evet adı Kürt sorunu, fakat bugün baktığımızda sonuçları itibariyle bütün Türkiye toplumunu etkileyen bir sorun. Başta işte gençlerimiz hayatını kaybediyor. Yani Türkiye'nin her tarafındaki gençler hayatını kaybediyor. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi, bugün yaşanan ekonomik krizin en temel sebeplerinden bir tanesi Kürt sorununa dair çözümsüzlüktür ve güvenlikçi politikalardaki ısrardır. Çünkü insanlar ekonomik krize, bu pahalılığa isyan ettiklerinde hemen iktidar yetkilileri şunu söyleyebiliyor: bir mermi kaç lira biliyor musunuz? Yani açlıkla mermiyi yan yana getirip insanlara iki alternatif arasında bırakmak gerçekten çözümsüzlükte büyük bir ısrardır. Ve bu çözümsüzlükte ısrarın sonuçları her geçen gün Türkiye'de olumsuz acısını daha çok hissettiriyor. Şunu söyleyebiliriz, her gün ağlayan anneler, televizyonda olsun, çevremizde olsun, her gün mutlaka hayatını kaybeden bir asker, bir gerilla ya da bu sorunun dayattığı şeylerden kaynaklı cezaevlerinde tutuklu sayısının yoğunluğu da temel sorun olarak Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklıdır. İktidar Kürt sorununun çözümsüzlüğünü öylesine kendine bir sorun haline getirmiş ki cezaevinde ölümle pençeleşen hasta tutsakların
tahliyesini bile sorunun çözümünde bir şey olarak görebiliyor. Yani bir çözüm olarak görebiliyor. Aslında bu çözüm değil, çözümsüzlüğün ısrarıdır. Ailelerde, toplumda bir bütün bunun farkında. Biz sivil toplum örgütleri olarak, evet sivil toplum örgütleri siyasetin dışındayız ama biz şunun da farkındayız. Siyasi oluşumları ancak sivil toplum zorlayarak bazı sorunların çözümüne götürebilir. Çünkü onlar belki iktidar, belki değil bir bütünen iktidar kaygısıyla hareket ederken bizim içinde bulunduğumuz toplumun insanların sorumluluklarından kaynaklı böylesi bir sonuca götüren, böylesi bir toplantıyı düzenleme ihtiyacı getiren bir ihtiyaç da aslında. Yani bugün kadına yönelik şiddetin artmasında da şiddet politikalarının bir etkisi var. Düşünün, her gün basında, sosyal medyada, toplumda sürekli şiddet ve ölümlerin konuşulduğu bir yerde kadına yönelik şiddete de bunun etki etmemesi mümkün değil. Bu da onun bir sonucudur. Biz yani artık insanların hayatını kaybetmeyeceği, gerçekten annelerin çocukları dışarı çıktığında acaba eve gelecek mi kaygısını taşıyamayacağı bir toplum yaratma hedefindeyiz. Böyle bir amacımız var. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bunlar gerçekleşir. Biz bunu hedeflerken, bununla ilgili fikirlerimizi ortaya koyarken biz beklenenden çok üstünde çok ilgi olduğunu da gördük. Demek ki bu, evet biz STK'ların işte yürütmesini, belli bir orada bulunanları düşündüren konunun bir bütünen bir toplumu düşündürttüğü ve herkesin kendi açısından bu soruna bir çözüm arayışı içinde olduğu. Biz bunun belli bir sonuca ulaşana kadar takipçisi olma gibi bir hedefimiz de var. Gerçekten hani böyle sırf işte iş olsun diye de bu işin içine girmedik. Çok zorlu bir yol, belki bedelleri de olacak. Ama en büyük başarısı gerçekten bu ülkede artık cenazelerin kalkmayacağı, insanların yoksulluktan intihar etmeyeceği ya da yoksulluğun kadın şiddetini artırdığı bir toplum olsun istemiyoruz. Yani çocuklar, gençler, kadınlar, bir bütün toplum kendini güvende hissetsin ve ailesiyle barış içinde yaşasın, bir bütünen toplum içinde barış yaşasın gibi bir hedefin peşindeyiz. Şimdi biz Diyarbakır'da Kent Koruma ve Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenledik bu toplantıyı. Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun 106-107 civarı bir üyesi var, sivil toplumdan oluşan üyesi var. Ve diğer onlar dışında da platforma dahil olmayan sivil topluma da çağrıda bulunduk. Bölge illerinden de iş dünyasından, sendikalardan işte şeylere kadar, sivil topluma kadar herkese çağrıda bulunduk. Gördüğünüz gibi salon bayağı bir dolu. Her sivil toplumdan temsiliyet var. Bu da bu sorunun artık bir çözüm noktasına varması gerektiğini gösteren bir tablo aslında. Herkesin artık bu sorundan dolayı bir adım ileriye gidemediğinin, sürekli ülke olarak geriye doğru gidişimizin göstergesidir bu tablo. Ve herkes bu sorunun çözümü için elini taşın altına koymaya da hazır. Bu sorun niye var? Yani dediğim gibi yani şu anda biliyorsunuz uzaya astronot gönderiyoruz ama hala ana dilinde sağlık hizmeti alınamadığı için annelerimiz hastaneye gidemiyorlar. Oradaki sağlık çalışanlarıyla iletişim kuramadığı için derdini anlatamayan annelerimiz var. Okulda ana dilinde eğitim alamadığı için okuluna gidemeyen çocuklarımız var. Yani bu sorun yüzyıllardır var ve bu sorun 30 sene önce neredeyse şu anda da orada, 100 sene önce neredeyse şu anda da orada. Bir adım ileriye doğru gidilmiyor. Bu sorunun artık çözülmesi lazım. Türkiye'deki bütün problemlerin kökeninde Kürt sorunu yatıyor. Onu da görmek lazım. Bunu görüyor da aslında herkes ama çözümüyle ilgili adım atılmıyor. Bu toplantı biraz da onun çağrısı olmak için düzenlenmiş bir toplantı. Özellikle sivil toplumla yaptık, siyaset dışı yaptık. Çünkü aslında bu tip sorunlara çözüm yeri sivil toplumdur. Sivil toplumun siyaseti yönlendirmesiyle olabilecek bir yöntemdir aslında. O yöntemi uygulamak istedik biraz da. Sorunun muhatapları birçok taraftır. Yani tek bir taraf işte Türkiye Cumhuriyeti İktidar Partisi veya işte Kürtleri temsil eden partiler değil de birçok tarafı vardır bu sorunun. Ve bütün taraflarla birlikte diyalogla çözülebilecek bir sorundur. Bir an önce bu sorunun çözümü için gerekli adımların atılması gerekiyor. Saziye Sivil ve Bangavaziya Platforma Piştavaniya Bajare Ahmet'i Civiyan Liver Saziyen Ahmet'i Tenena Saziyen Aha Kurdistan'ı Tevahi Tevli ve Civine bu.
لیبر اساسی پناسکرین گرینگه ام جبوچه هاتن با هف حوجه سازیم که ایرو لیبر جی افتش باش بفکرن و گور ویت هف بگرن یعنی پناسکرین ها مجاری چیه پناسکرین اساسی لیبر نه بتانا سر خو پرسکریکا کرد نه جی پرسکریکا ترکه اساسی پرسکریکا دستلاتداریا ترکه کو صد ساله لسر گلی کرد پولیتقای کو دمشینه گلی کرد صد ساله دروجلاتا ناوینده به چند خو زمانی خو هر وها به هبون خو حتی تجرید کردن به پولیتقاین به شافتن به پولیتقاین اولهیه به پولیتقاین لشکری گلی کرد جه زمانی خو حتی درخستن جه چند خو حتی درخستن هر وها هبونای حتی خواستن که جده سیوی بستندن اف پرسکریه که که ام یعنی اصلا که ام حتنه تیدا سازیان سویل حاتن باه و جبو و مسئله جبو چاره سریا و مسئله ام کارن چپکن بکیجا دنگی ام کارن دنگی خوبلن کن به چارچوی حاتیه باه حوجه اساس سازیان کلورن انجی کسایه تین کلورن هینی برخنه داین ایجی تب بگرن ما جده هزار و پازده دا سازیان سویل ایوی باجاری انجی هرمه چکر لهمبری پولیتیکای شر لهمبری تو نکرنه لهمبری پولیتیکای بشافتنه بکی جاره گزی تفگریان حوجه افتشت به هوله و به سر راز کرن لور اساسی بانگامه از وک هفسروک کماله حقوق ناسین جبو آزادیه بویرکی حوجه پرسکرک به هوله راستین مسئله ام به ویرکی کاربنی قش بکن و محطابیت اجی به ویرکی ام پیشوازی جواکی بکن ام هکید بیجن ام خدی برپرسیارن ام لهمبری و جواکی برپرسیارن لهمبری پرسکریکی و جواکی برپرسیارن حوجه خوستک و داخوازی و جواکی جی ام بین زمان محطابیت لور دیاره به سالانه لسر بریزو جالان تجرید کران حاتیه مشاندن محطابی هری مزن جی برز اوجالانه دلیور دا سازیان کولیورجی حوجه وی مشاری بگرن روجا واخو جبو چاره سرکرنا مسئله کرد و هر وها جبو مافی وی بنگهین و مافی وی هبونی مافی وی کو دست هاتی دانسر بیداین لیور هر آلی یه پرسکریکه و هر محطابیت حوجه دیسا دورا ماسه بجوین و جبو چاره سرکرنا پرسکریکه تبیگه.